İyi akşamlar sayın seyirciler. TV.net ekranlarında derin meseleleri enine boyuna konuştuğumuz istihbarat programıyla yeniden karşınızdayız. Bu akşam TV.net ekranlarından aşina olduğunuz bir simayı konuk ediyorum. Konuğum TV.net ekranların izlenen programlarından Komplo Teorisi'nin yapımcısı ve sunucusu Yeni Şafak gazetesi yazarı Cem Küçük. Küçük'le spesifik olaylar üzerinden gizli servislerin suikast yöntemlerini masaya yatıracağız. Konuyla ilgili konuşacak çok şey var, cevaplanacak çok soru var. Siz de yayınımız sürerken soru ve yorumlarınızı Twitter'da @netistihbarat veya @unluferhat adlı kullanıcılarla paylaşabilirsiniz. Evet Cem, hoş geldin. Hoş bulduk Ferhat, iyi yayınlar. Sana da iyi yayınlar. Biliyorsun yayınımız başlamadan önce, söyleşimiz başlamadan önce bir haber bandımız oluyor. Onu izleyelim, ardından söyleşimize başlayalım. Evet, haber bandımızın ardından tekrar karşınızda olacağız. Dünyada pek çok gizli servisin sık başvurduğu bir operasyon yöntemi. Bu yöntemi benimseyen ve kullanan istihbarat teşkilatları genelde gizli projelerde çalışan bilim adamı veya yazılımcıları, ihanetle suçladıkları kendi ajanlarını, siyasileri veya kamuoyuna mal olmuş isimleri muhtelif sebeplerle hedef seçiyorlar. Mesela bir süredir İranlı nükleer fizikçiler hedefti. 12 Ocak 2010'da Mesut Ali Muhammedi Tahran'da bombalı bir saldırı sonucu hayatını kaybetti. Aynı yılın 29 Kasım'ında Tahran Şadid Beheşti Üniversitesi akademisyeni Mecit Şehriyari aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu öldü. Aynı gün bir başka saldırıdaysa İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı olan Feridun Abbasi yaralandı. 23 Temmuz 2011'de İran Atom Enerjisi Kurumu'nda nötron transferi uzmanı Darius Rızai motosikletli bir saldırgan tarafından öldürüldü. 12 Kasım 2011'de Al-Kadir askeri üssündeki gizemli bir patlamada aralarında Tahran'ın füze çalışmalarının mimari olan Hasan Tahrani Mukaddem'in de bulunduğu 36 bilim adamı öldü. Doğrudan İran'ın nükleer çalışmalarını yürüten beyin takımına yönelik olarak gerçekleştirilen bu saldırıların olağan şüphelisi İsrail Gizli Servisi Mossad. Dünyada suikast operasyonları düzenleyen istihbarat örgütleri arasında Mossad'ın hemen peşi sıra Amerika Birleşik Devletleri Gizli Servisi CIA ve Rus Gizli Servisi KGB'yi saymak gerekiyor. KGB yeni adıyla FSB son olarak Türkiye'deki Çeçen cinayetleriyle gündeme geldi. Bir de 2006'da Londra'daki zehirli suikast operasyonuyla. 2006'daki olayda Rusya'nın Çeçenistan'da işlediği insanlık suçlarını ortaya çıkaran gazeteci Anna Politkovskaya'nın öldürülmesi olayını araştıran FSB ajanı Alexander Litvinenko, Londra'da sadece Rusya'da üretilen Polonyum-210 isimli bir zehrin barda içeceğine konulması suretiyle öldürüldü. İngiliz gizli servisi MI6 ise daha çok stratejik, analitik istihbarat yapılmasıyla meşhur bir servis, ancak zaman zaman terör örgütlerine dolaylı destek vermekle suçlanabiliyor. Yeni Şafak gazetesi yazarı ve TV.net'in çok izlenen programlarından Komplo Teorisi'nin yapımcısı ve sunucusu Cem Küçük, Avrupa ülkelerinin DHKPC ve PKK'ya destek verdiğini belirten yazılar yazdı. Bu ülkelerden İngiltere'nin kilit rolde ileri sürdüğü 24 Ocak 2013 tarihli DHKPC Brüksel Londra attı yazısından ötürü İngiltere'nin Türkiye Büyükelçiliği Yeni Şafak gazetesine bir teessür mektubu gönderdi. İstihbaratın bu akşamki konuğu Cem Küçük, yabancı gizli servislerin suikast yöntemlerine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulunacak. İstihbarat başlıyor. Evet, gizli servislerin suikast yöntemleriyle ilgili haber bandımızı izledik. Şimdi Yeni Şafak gazetesi yazarı Cem Küçük'le söyleşimize başlıyoruz. Cem, gazeteciliğe kaç yıl oldu başlayalı bilmiyorum ama sen başladığından beri hep gizli servisler, bir takım işte gizli servislerin suikast yöntemleri, komplo teorisi kapsamına giren, komplo olsa da olmasa da bu tarz konulara yöneldin. Bu konularda en fazla bilinen sıkıntı biraz haber kaynağı sıkıntısıdır ama gazeteciye de haber kaynağı sorulmaz. Ben de bu işlerle epeydir ilgileniyorum. Böyle bir soru sormak değil amacım tabii. Sen açık kaynaklardan da yararlanıyorsun, yabancı kaynaklardan bildiğim tabii kadarıyla. Son dönemlerde yurt dışında işlenen suikastlara iyi araştırdığını biliyorum. Bir Saad El-Hilli suikastı var. Tabii mesela. 5 Eylül 2012'de
French Alp Shootings diye, işte Fransız Alpleri suikastı diyelim, bir suikastla öldürüldü. Öncelikle şunu soracağım. Cinayetlerde 7-65 mm çapında silah sık kullanılıyor, susturucu takılabildiği için vesaire. Neden 7-65 tercih konusu? Galiba yani bildiğimiz kadarıyla bu 7-65 silahlar hedeflendiği, ateş yapıldığı zaman işte bu boş kovanlarını bulmak ya da onun üzerinden parmak izi sürmek çok kolay olmuyor. Gerçi parmak izi bulunsa da ondan bir şey çıkmaz. Çok önemli değil. Evet. Ama şunu da vurgulayalım. Her istihbaratın tabii kendi silahları var. Mesela Mossad'ın bütün operasyonlarda kendi özel geliştirdiği silahlarını kullanıyor. Onlar da mı 7-65? 7-65'i var. Bu Uzi marka daha küçük çaplı Glock marka silahları da kullanıyorlar. Bir de böyle boru tipi özel silahlar geliştirmişlerdir. Münih filmini hatırlayanlar olacaktır. Evet, Kara Eylül olayına, Kara Eylül olayında bir bal tuzağı vardı. Evet. Mossad ekibine bir bal tuzağı tuzağı yapılıyordu. O bal tuzağını yapan kadını mesela özel boruyla, yani böyle ağızdan atılan bir tükürük gibi bir şey atılarak. Bisikletin altından çıkarıyor hatta. Tabii onu çıkarıp. Pompası gibi bisiklet. Ve onun bir tanesi aslında öldürmeye yetiyor. Ucunda zehir var onun. Atıldığı zaman zaten karşındaki kişiyi öldürüyor ama işi şansa bırakmamak için işte bir göğse, bir boğaza, bir de alnına sıkılıyor. Evet. Ama şunu söyleyeyim. CIA eğer ya da MI6, İngiliz bunlar yaptıkları zaman her türlü silah kullanıyorlar. Çünkü onların olay soruşturulduğu zaman ortaya çıkma şansları evet. yok. Yani evet. bu CIA yaptı, MI6 yaptı deseniz bile bir şey ispat etme şansınız yok. Biraz da is kaybettirmek için başka silahlar kullanabiliyorlar. Ya, değil mi? Mesela şimdi örnek verelim. 1963'te Kennedy işte bir silahla vurulduğu zaman o silah bulundu. Yani sadece o silahla atılmamıştı ama o silahın nerede bulunduğu, kim tarafından kullanılacağı, Pentagon'un deniz kuvvetleri biriminin kullandığı evet. da bulundu. Bulundu da ne oldu? Yani ortaya gerçek fail hiçbir zaman çıkmadı. Öyle çok yani silahın bulunması cinayetin kesin olarak suikastın çözüldüğü anlamına gelmiyor ama evet. biraz şöyle yorumlar olabiliyor. Bu tarz silahların yapısı işte çapı veya hangi ülke tarafından imal edildiği gibi unsurlar eğer bir yanlış iz bırakma yoksa o servis tarafından kasıtlı olarak acaba bu servis mi işledi, şu servis mi işledi gibi spekülasyonlarda biraz daha zihin açıcı veya işte tabii. ipucu diyeceğimiz şeyler tartışmalarda daha fazla ipucu sağlıyor diyelim. Evet. Geçen programlarda da konuşmuştuk Paris'te PKK'lıların öldürülmesinde 7-65 mm kullanıldı. Bu da klasik gizli servislerin bir biçimde içinde olduğu bir suikast havası yaratan bir genelde şey. Genelde tabii bu 7-65 bir de şu önemli. Avrupa Gladyosu'nun kullandığı silah. Yani bu 1950'de Soğuk Savaş dönemi bitmişti. Tabii Avrupa Gladyosu'nda Almanların, İngilizlerin, Fransızların sıklıkla kullandığı silahlardan biri. Sanırım o shape'de yani Avrupa Yüksek Karargahı'nda, NATO'nun bir biriminde alınan karargahında bu tür küçük silahlar hem iz bırakmıyor, evet. hem izini takip etmek çok zor, hem de öldürücü. Yani zaten o tür kurşunlar 7-65'in atış yapıldığı zaman 4-5 kurşun birden sıkılıyor. Yani bir tane sıkılarak değil. Evet. Çünkü bir kurşunda, iki kurşunda kurtulma şansı var ama 5-6 tane vücudun belirli yerlerine ateş ettiğiniz zaman karşındaki kişinin bundan kurtulma şansı yok. Evet. Bu tarz olaylarda hep gizli servis parmağı aranıyor. Yani biraz da çözemeyince mi gizli servis parmağı çok öne çıkıyor? Yani biraz şimdi fazla mı komplo yapılıyor? Buna ne dersin? Bu aslında hiçbiri komplo değil. Bakın bir örnek vereyim. Demin siz bir şey söyledin mesela 5 Eylül 2012'de Avrupa evet. Alplerinin göbeğinde Saad El-Hilli diye Irak kökenli olan ama İngiliz vatandaşı biri öldü. Neyi? Bu adamın özelliği ne? Bu niye adam öldürüldü? Karısı, kayınvalidesi bir de yanında kızı vardı. Onlar 7 yaşında kızı öldürülmedi. Kızına dokunmadılar. Bir de olay yerinden geçen bisikletli bir görgü tanığını vurdular. Yani o da vuruldu. Bakın bu olay gazete düştüğü an İngiliz gazeteleri ne yazdı biliyor musunuz? Aile içi miras kavgası. Çok enteresan. Halbuki sanki aile içi miras kavgası olacak hiçbir durum yok. Olay Agatha çok Christie basit. Romanı gibi. Adam yani Saad El-Hilli İran istihbarat, İran'ın nükleer füze, nükleer silah çalışmalarına destek verenlerden bir tanesi. Ama aynı zamanda MI6'ya çalıştığı ortaya çıktı. Enteresan. Hatta İngilizlerin Londra'nın kuzeyindeki bir orduda, ordu karargahında görev yaptığı ortaya çıktı. Muhtemelen Irak kökenli dedin değil mi? Irak kökenli Şii, biri. Şii, muhtemelen yüksek. Şii. Evet, evet. Ama İranlara büyük destek veriyor. İngilizler de bunun çalıştığını öğreniyorlar. İşin içinde muhtemelen Mossad da olabilir ama Avrupa'nın o Fransız'ın o göbeğinde İngilizler Mossad'a operasyon yapmaya izin vermezler. Muhtemelen kendileri evet. adamı işte iz bırakmamak için karısıyla, kayınvalisiyle ortadan kaldırdılar. Senin tezin şu mu? İngilizler mi öldürdü bu yani, Avrupa'da, Avrupa'nın herhangi bir yerinde, kıta Avrupa'sında kolay kolay bir Türkler,
İsrail, yani İsrail yapabilir ama İngiltere, işte Almanya müsaade ederse bu olur. Almanya'nın ve özellikle İngiltere'nin müsaadesi olmadan hiç kimse operasyon yapamaz. Her şey CIA yapabilir. İşte Rusya bazı zehirli denemelerle, yani zehir kullanarak Londra'da öldürdü işte Litvinenko zehir ama kullanarak. Ama şimdi o danışıklı dövüş olabilir. Olabilir. Yani o danışıklı dövüş olabilir. Buna da gelelim. Hani Saad el-Hilli'de şu da olabilir. İngilizler bir biçimde cevaz vermişler. Yani önünü başka açmıştı. Bir, evet yani çünkü onu yapan güç kimse, başka bir güç bile olsa İngilizlere çalıştığını biliyor dediğine evet. göre. Bakın, İngilizlerden izin almış olabilirler, müsaade almış olabilirler. Tabii müsaade edilebilir, yani karışmaz, en azından görmez, yani önlem almaz. Ya bırak ne yapıyorsa evet. yapsınlar denilebilir ama sonradan bakın bir tane katil yakalanmadı. Bir tane görgü tanıyor ki olayın olduğu yerde 7-8 kişinin geçtiği söylendi. Basında bir tane hani özgür basın, özgür medya deniyor ya bir tane aleyhte haber çıkmadı. İşte aile için yani The Guardian gibi hakikaten sosyal demokratların... 15 büyük basın karteli var İngiltere'de yani hiçbirinden bir şey çıkmadı. Onlar bile yani kalkıp da hepsinin yazdığı şey aile için biraz kavgası dedi. Çok enteresan. Evet. Ve öylece soru işareti olarak kaldı diyelim. Şimdi bu komplo mu şimdi? Mesela adam öldürülüyor, göz göre göre vuruluyor kişiyle beraber ve deniyor ki aile için biraz kavgası. Kaldı ki başka İranlılar da çok çeşitli, birazdan ona geleceğiz. Evet. Başka şekillerde suikastlarla veya işte bombalı saldırılar sonucu, silahla veya bombalı saldırı sonucu öldürülüyor. Evet. O yüzden tesadüf değil, komplo hiç değil diyorsun. Değil, asla. Şimdi şuna gelelim. Gizli servislerde genelde, eğer gizli servis çalışanıysa hedef seçilen isim, suikasta uğrayan kişi gizli bir proje üzerinde çalışabiliyor. Mesela Aselsan'da ki sen yazdın onların bir kısmını biz de biliyoruz. İşte Aselsan'da veya başka kritik Ar-Ge çalışması yürüten askeri veya işte teknolojik yazılım düzeyinde özel spesifik işler yapan insanlar kaza, intihar vesaire bu tarz şeylerle ölüyor. Kalp krizi. Evet, kalp krizi gibi. Bu Litvinenko olayı işte Rusya'da yaşanan orada da bir ihanet motifi var. Yani Rus servisi FSB kendisinin ihanete uğradığını düşünüyor. Gizli servisler neden insan öldürürler? Neden suikast tertiplemeyi yani çünkü çok şimdi, sağlam bir gerekçe olması lazım. Normalde bir biçimde adı da karışabilir. Sence sebep ne olmalı ki gizli servis adam öldürür? Bunun birçok sebebi var ama şöyle bir tanımlamayla başlayalım. Bizim gazeteci Ömer yazarın Ömer Özkaya'nın bir tespiti vardır. Ona ben çok katılırım. Çok şey biliyorsanız, birçok sıra vakıfsanız ama geçmişinizde de kirli bir dosyanız yoksa bir tehdit unsuru oluşturuyorsanız sizi ortadan kaldırırlar. Şimdi ihanete uğrayanları tabii ki işte Litvinenko'da gibi Rus devleti kendilerini affetmiyor. İhanet ettiğini düşündüğü için zehirleyerek açıktan vuramaz. Açıktan vursa olay soruşturulacak, edilecek, başka bir şey yapılacak. Rusya'nın başına bela olur bu. O yüzden zehirlemek daha doğru. Orada da yine İngiliz servisinin onayı olabilir diyorsun. Yani kendi ülkesinde operasyon yaptırıyor. Yani her olay böyle değildir ama muhtemelen yani karışmaz. Yani bana ne ölürse der. Yani onun ölümünün İngiltere'ye bir zararı var mı? Yok. Dolayısıyla öldürülmesini hiç peşinden soruşturmaz bile. Önemli projelerde çalışan bizim mesela 2004'te kripto uzmanlarımız Çanakkale yolunda garip bir trafik kazası hayatlarını kaybettiler. Traktörle çarpışmışlardı. Evet. Aselsan cinayetlerinde yine o şekilde bazıları işte bileklerini kesiyor. Mesela sağ olan, diyelim ki sağ elini kullanan biriyken sağ elini keserek intihar ediyor. Bu mümkün değil. İşte Behçet Oktay'ın intihar dendi. İşte solak oluyor ama sağ elinden kafasına sıkarak intihar ettiği söylendi. Evet. Yine Susurluk dönemini hatırlayalım. Yani senin de çok iyi bildiğin meseleler. Akman Akyürek, Ertuğrul Berkman, Bedri İnce Tahtacı, Abdullah Çatlı'nın ortağı Efraim Barut bunların hepsi trafik kazasıyla telekulakçı olarak adı geçen Cengiz Çelik o dönemde telekulak malzemeleri satıyordu. Şimdi bu istihbaratın en çok kullandığı özellikle bizim gibi ülkelerde bu trafik kazası çok kullanılan yöntemlerden biridir. Peki bizim gibi ülkelerde olması başka servislerin yaptığı ihtimali tabii ki kenara yani bertaraf tabii etmiyor. Var ama şu var mesela bazı isimleri eğer daha basit demeyeyim ama kamuoyu tarafından iyi bilinmeyen isimleri eğer cinayet yani açık suikastse bombayla silahla vurarak öldürürseniz bunun mutlaka soruşturulması gerekir. Baş ağrıtır bu. Medyada yer alır. Baş ağrıtır. Doğru. Ki bize de böyle medyada... Uğur Mumcu suikasti gibi olaylar çözülmese bile soruşturuluyor bir biçimde. Tabii ama Uğur Mumcu öldürülmek yani devlet için bir tehditti. Biliyoruz hani kimin yaptığı ettiği bilinir. Bunu herkes biliyor. Ama diğerleri mesela Akman Akyüreği... Biliniyor ama hiçbir şey yapılmıyor. Yani ya da bilindiği mi sanılıyor? İstihbaratta biliyor. Hücre sistemiyle çalışıldığı için öyle kolay kolay ya da özel harp dairesinin ya da gizli servislerin başka operasyon yabancı ülkelerin istihbarat servislerinin yaptığı şeyi de çözemez. Üst halkaya ulaşılamıyor. Tabii diyorsun. Yani Kennedy suikast, bütün rol model Kennedy suikastidir. Oradan çıkar bulam. Yani 88 özel suikast yapıldı. Bilinmiyor mu kimin yaptığı?
biliniyor. İsimler bile biliniyor. Biliniyor. Ama arkasındaki o büyük yapı, işte o işte baronlar dedikleri temel yapıya ulaştığı için arkasındaki rahmetli temel şey... Rahmetli Özal bile üzerine gidemedi. O konjonktürlük de... Ya bugün bile, şimdi bakın bunu hep söylüyorum. Darbeler Araştırma Komisyonu'nda bir dönem başbakanın özel metinlerini yazan Mustafa Şahin bulundu. Mustafa Şahin Star Gazetesi'nde bir yazı yazdı. Darbeleri yapanlar taşeronlarmış, esas beyin baronlarmış diye. Bakın bunu o komisyondakilerin hepsi bunu birebir gördüler. Yani bu işleri kurcaladığınız zaman tetiği çekenler, bombayı atanlar ya da trafik kazasını yapanlar, ilaç vererek kalp krizi geçirtenlerin tamamına yakın taşerondur. Esas arkadaki o beyni ya da bu emri vereni bulmak lazım. Bu da istenmedikçe, yani o yapı çökmedikçe asla bulunmaz. Yani mesela Kennedy suikastı, kardeşi Robert Kennedy'nin 69'da öldürülmesi, Martin Luther'in ölümü, daha bunu gibi Malcolm X'in öldürülmesi, katilleri bulundu mu? Yani. Uyduruk bir iki isimler bulundu ama tepe yapı hiçbir zaman. Bir de kamuoyu önünde öldürüldüler. Yani herkesin gözü önünde. Yani ya bir mitingde öldürüldüler ya bir arabayla işte konvoy esnasında geçerken öldürdüler. Ama hiçbiri öldürülmedi. Bizde de öyle. Bakın 83'ten 2013'e kadar Türkiye'de açık suikastleri söylemiyorum. Yani Gaffar Okan, Uğur Mumcu bu tür bilerek öldürülenler değil. Bir de suikast, işte araba kazası, kalp kriziyle 400'ün üzerinde şüpheli ölüm var Türkiye'de. Çok ciddi bir oran. Bunların... Yani bu Behçet Oktay'dan tutalım da bir sürü böyle ölüm var. Şimdi bunların yani hepsi tesadüfse. Yani hakikaten çok ciddi bir sayı. Bunların kaçta kaçı aydınlatılmıştır? Hiçbiri. Hiç. Hemen yani mesela bizim düşen uçaklarımız var. İşte Atlas Jet uçağımız düştü. Bordo belirlerimizin olduğu Malatya'dan, Diyarbakır üzerinden Malatya'dan gelip düşen uçaklarımız öldü. Orada şöyle bir nüans da var. Yeri gelmişken söyleyeyim. Hatırlatman önemli onu. Çünkü bir önceki Hüseyin Kıvrıkoğlu, iki önceki diyelim, kaç önceki işte İlker Başbuğ'dan önce, Yaşar Büyükkanıt, ondan önceki Genelkurmay Başkanı iken... henüz Genelkurmay Başkanı olmamış bir tatbikat sırasında 97'de evet 97'de Kıbrıs'ta bir suikast olduğu, yani kaza kurşunu dendi. Orada bir albay ölüyor. Arkasındaki albay öldü. Şöyle bir hareket yaptı Hüseyin Kıvrıkoğlu. Kurşun gitti arkasındaki albayı vurdu. Kasa uçağını, Malatya'da düşen kasa uçağında olan isimlerin o mermiyi ateşleyenlerden biri olduğu mesela söylendi. Evet. Kaza dendi ama işte o da aydınlanmadı. İşte o yani bir şey. İşte bu 400 ölümün eğer hepsi hakikaten yani normal ölümse, yani bunlar trafik kazası geçirdi, uçakları gerçekten düştü, işte kalp krizi geçirdiler ki bazılarının hiç kalp hastalığı bile yok. İşte belirli ilaçlarla bunları yaptıklarını biliyoruz. Buna rağmen eğer hala bunlara tesadüf deniyorsa o zaman söyleyecek hiçbir şey yoktur yani. Peki kaza dedin az önce, bir kaza yöntem olarak kazanın kullanılması veya zehir işte veya özel gizli servis iması veya izlenimi bırakan tabancalar diyelim, ama daha çok zehir ve özellikle kazaya yoğunlaşırsak, kaza dediğin gibi soruşturma konusu olsa da çok altından bir şey çıkmayacak. Susurluğun kendisi de, onun da mesela özellikle kaza olmadığı iddia edilmişti. Evet. Sonrasında olan olayların da Bedirince Tahtacı, işte Akman Akgül'e Recep Yazıcıoğlu var orada. Evet. Yani sonrasında Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterin düşmesinin de kaza olmadığı söylendi. Hatta Muhsin Yazıcıoğlu'nun rahmetlinin şöyle dediği rivayet edilir. Kaza bizimkilerin, artık kimi kastediyorsa, Türkiye'yi kastediyor tabii, uzmanı olduğu bir yöntemmiş. Evet, ama bizimkilere şunu da söyleyelim. Öyle mi? Öyle mi? Hangi? Öyledir. Yani bizimkilere, şimdi Türkiye gibi ülkeler dedim, açık suikastin kolay kolay yapılamayacağı isimler vardır. Onları öldürmek için bu araba kazaları bize çok denendi ve bunu bize, bizimkilere öğreten İngiliz istihbaratı oldu. Yani bunu İzmir'de, belirli yerlerde... Bu araba işine sıkıştırılır. Tankerle, tırla, küçük arabalarla. Ciddi misin? Araba... Böyle bir şey mi olmuş? Var böyle bir. Türk servisi var, yani Milli İstihbarat Teşkilatı'na bu konuda ders mi vermişler? Yani sadece Türk MİT'e değil, yani bu bizim diğer askeri sadece unsurlar, askeri unsurlar var, emniyet unsurları var. Bunların hepsine bu kaza nasıl yapılır teknikleri gösterildi. CIA de bu konuda uzmandır. Yani CIA de Amerika'da diyorsun. Tabii. Mesela diyelim ki asker Afganistan'da, Irak'ta görev yapıyor, geliyor. Burada başlıyor konuşmaya. İşte biz böyle yaptık, bu kadar kişi öldürdük diye. Ertesi gün bakıyorlar arabası 22 takla atmış. Bunun en spesifik örneğe bakın, İngilizler niçin dedim. Almanya'nın ırkçı lideri Haider vardı. Evet. Bakın Haider, Avusturya'da, Viyana'da evinin önünde arabası 7-8 takla atarak öldüğü söylendi. Ben onun evini gördüm, yani evinin olduğu yeri. Evinin olduğu yerde bir araba en fazla 20-30 kilometre hız yapabilir. Düz bir, yani böyle basit bir sessiz sakin yer. Orada arabanın takla atması 8 takla atması imkansız. Yani diyorsun. Mümkün değil. Yani o arabaya işte takla attırdılar. Tabii o da gene Avrupa Gladiyosu'nun ortak yaptığı bir işti, yapıldı.
Yani şimdi Hayder normal mi? İşte arabası takla atarak ölüyor. Şimdi açıktan öldürülse cinayet oldu ortaya çıkacak. Bunu uzaktan kumanda veya başka özel yöntemler mi kullanıyorlar? Arabası ama o arabaya takla attıramazsın. Yani 20 kilometre, 30 kilometre hıza gelen bir arabaya takla attırmak için birkaç araba olması lazım orada. Yani onu veya onu hıza zorlayacak. Muhtemelen başka teknikler denendi. Sadece arabanın beynine girilerek yapılmaz. Genelde arabanın beynine girerek bu direksiyonu söküyorlar yerinden, içine girerek. İşte direksiyon hakimiyeti kaybolunca araba uçup gidiyor. Recep Yazıcıoğlu da öyle olmuştu. Bedri İnci Tahtacı'da da öyle olmuştu. Hatırlayalım, Fikri Sağlar benzer olayı kendisinin yaşadığını söyledi. Evet. Söyledi. Dolayısıyla bu araba kazası bizimkilerin çok uzman olduğu. Peki şunu soracağım. Yine dediğim gibi yeri geldiği için bir tane eski MİT yetkilisi ki bayağı yaşlı, Allah uzun ömür versin tabii ama sağlık durumu pek iyi değil. Bana demişti ki Bulgaristan'da bizim yani bizim bir mensubumuzu şehit eden bir tane yabancı gizli servis, muhtemelen Bulgar servisi, yani çok net söylemedi ama Bulgaristan'da biz operasyon yaptık, kazayla intikamımızı aldık dedi ki biz bu işi biliyoruz dedi. Evet. Bunu açık açık söylemiştim. Bilmiyorum hangi sahikle söyledi, ne kadar o isim kimdi. Takribi olarak 60-70'li yıllara tekabül eden bir olay bu. Söylemese de ben öyle anlıyorum. Mesela bu iddialı bir şey. Dışarıda olunca biz bunu yaptık, biz bunun uzmanıyız dedi. Nasıl yaptılar, ne oldu? Çok detaylı anlatmadı ama kaza süsü vererek biz öldürdük dedi. Yani biraz da buna dayanarak mı? Böyle örnekler üzerinden mi sen de duyduğun böyle örnekler var tabii mı ki de? Yani şimdi bakın, yani kanı göster desen gösteremem ama biliyorum ki mesela hem Recep Yazıcıoğlu hem de Bedri İnce Tahtacı öldürüldü. Yani Bedri İnce Tahtacı da bir sabah giderken normal Esenboğa Havaalanı'nda normal denize giderken arabasının 7-8 takla atmasına imkan yok. Kripto uzmanların arabasının o yolda takla atmasına imkan yok. Hadi işte Aselsan cinayetlerinin bazılarında araba kazaları mümkün değil. Susurluk'ta Susurluk Komisyonu'nun neredeyse bütün üyelerinin başına geldi. Susurluk hakimi Akman Akyürek araba kazasında öldü. Abdullah Çatlı'nın orta. O da MİT'e çalışıyordu biliyorsun. Evet. Ertuğrul Berkman. Yani MİT görevlisiydi. Cengiz Çelik beni öldürecekler. Yani Korkut Eken'in başına gelen şeyler benim başıma geliyor. Beni öldürecekler diyor. Yalvarıyor polise gidip. Ne olur bir şeyler yapın diyor. Ona rağmen o da gene bir araba kazasında garip bir şekilde ölüyor. Yani bunun tekniği yapılıyor. Yani bu arabaya 7-8 sakla attırıyorlar. Ve bir şey daha söyleyelim. Mesela kripto uzmanlara Çanakkale yolunda öldüğünde, yani bu kaza olduğunda köylüler savcıyı ve polisi arıyorlar. Evet. Şöyle bir ifade veriyorlar. Diyorlar ki savcı ve polis gelmeden önce arkadaki araçtan, yani başka bir arabadan birileri indi, 2-3 kişi gelip kaza yapan araca baktılar. Bir 10-15'te 10 dakika falan sonra gittiler. Çanta falan bir şey almışlar mı arabadan? Veya ölüp ölmediklerini kontrol ediyorlar da olabilir. Yani çantayı bir şeyler almış olabilirler. Şöyle ama bir, yani ölüp ölmediğine de, yani ona da emin, işte nabzına bakıyor, kalbine bakıyor. Yani yaşama umudu kalıp kalmadığını da kontrol ediyorlar. Emin şimdi olmak için diyorsun. Bakın bunu köylü söylüyor. Yani orada gören köylü bunu anlatıyor. Enteresan, çünkü o olayda ölen kripto uzmanlarından birinin avukatıyla ben görüşmüştüm epey zaman önce. Demişti ki Süleymaniye'de yani çuval geçiyor mu? O özel yazışmaları yapmış. Aha, evet. Süleymaniye'de basılan işte askerlerin biliyorsun çuval geçirme hadisesi var. Hı. Özel yazılımları üreten isimmiş. Hatta sebebi o gibi görüyordu. Öyle söylemişti. Yani Amerikan parmağı arıyordu. Senin böyle bir bilgin var mı bu yönde? Yani bu söylendi. Yani bu olabilir ama bir de tabii milli orada yazılım projesi geliştiriyordu. Onun üzerinde çalışılıyordu. Bir tanesi TÜBİTAK'a çalışan profesörlerden biriydi. Yani hem o profesör hem de işte senin söylediğin o yazılımı geliştiren muhtemelen yüzbaşı veya binbaşı olabilir. Evet, evet. O askerimiz vardı. Muhtemelen yani ya bunlarla bağlantısı var ya da hiç bilmediğimiz gerçekten çok gizli bilgilere sahiptiler. Ama oraya yani TÜBİTAK'ın özel bir şifresini denemek için gittiklerini biliyoruz. Detayına gireceğiz. Şimdi bir reklam arası verelim, sonra devam edelim. Evet, kısa bir reklam arasından sonra tekrar karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın.
Evet, bu akşam istihbaratta TVNET'in çok izlenen programlarından Komplo Teorisi'nin yapımcısı ve sunucusu Cem Küçük'le, Yeni Şafak gazetesi yazarı aynı zamanda kendisi, gizli servislerin suikast yöntemlerini masaya yatırıyoruz. En son nerede kaldık Cem? Trafik kazalarının, gizli servislerin, kimi gizli servislerin ki aralarında ya da Türkiye'deki bir takım güçlerin uzmanlık alanına girdiğini konuştuk. Öyle söylendiğini konuştuk. Şimdi biraz İran. Lıların öldürülmesi, İranlıki, sen en başta bir Iraklı, Şii kökenli diye olduğunu düşündüğümüz Saad el-Hilli'nin öldürülmesi üzerinden İran'ın nükleer projelerine yönelik sabotaj faaliyetleri diyelim. Bunları değerlendirdin, daha önce yazdın. Pek çok isim var İran'da nükleer çalışmalarda bulunup da suikaste uğrayan. İşte bir tanesi Mesut Ali Muhammedi, haber bandımızda adı geçiyor. Mecid Şehriyari, Darius Rizai gibi isimler bilinçli olarak hedef seçildiler. Sonra Ali Rıza Asgari hadisesi var. İstanbul'a geliyor. İstanbul'dan kaçırılıyor. Tuhaf bir biçimde kaçırılıyor. Akıbeti bilinmiyor. Muhtemelen öldürülmüş veya bir yerde gözaltında olabilir. Bu tarz olaylarda benim okuduğum Mossad, eski Mossadçı yazarlardan biri Viktor Ostrovsky, hatta Kanada'da yaşıyor. Neden öldürülmüyor veya zarar verilmiyor Mossad tarafından? Onu da şöyle yorumluyorlar. Mossad'ın söylemek istediği kadarını söylüyor. Mossad'ın ne kadar iyi bir suikast örgütü olduğunu aynı zamanda veya Mossad'ı övücü nitelikte yazdığı söyleniyor. Aynı şey benim yıllar önce İngiltere'de röportaj, İrlanda'da özür dilerim, röportaj yaptım. Gordon Thomas için de geçerli. O da Mossad uzmanı. Evet. Bu tarz şeyler Mossad'ın, yani onların kitaplarından anlıyoruz ki, hem Ostrovsky hem Gordon Thomas hem de diğer Mossad uzmanlarının kitaplarından anlıyoruz ki, İsrail servisi suikast konusunda maharetli veya böyle bir şeyi var, önceliği, çalışması var. İranlılar da malum, İsrail'in İran nükleer çalışmalarından son derece rahatsız olduğu. Senin İranlılarla ilgili tezim ne ve Mossad'ı bu işte nereye koyarsın? İşte bu tür olayları anlattığı zaman insanlar şöyle düşünüyor. İşte Mossad'ı çok abartıyorsunuz, ediyorsunuz diye. Doğru, Mossad, Gordon Thomas'a, Viktor Ostrovsky'ye, Jan Morris'e, bunun gibi çok isimler var. Bu tür yayınlar yapanlara. Bunlara tabii tahammül ediyor. Çünkü aksi bir şey söylemiyor. Bunu öldürmüştür diyor. Ama şu bir gerçek ki Mossad hakikaten suikast konusunda çok başarılı. Bunlardan önce mesela Dubai'de Hamas'ın önemli liderlerinden, yani El-Kassam Tugay'ın liderlerinden Mahmud El-Mebuh'u Dubai'de kaldığı otel odasında 22. katta öldürdüler. Ve birkaç kişi katılmıştı o suikasta. Hatta başka ülkelerin pasaportuyla, İngilizlerin falan 22-23 İngiltere, Kanada, Avustralya, İrlanda, İtalya, Polonya, herkesin sahte pasaportları kullanarak bir ekip geliyor. Özel bir tabii odasında da Mahmud El-Mebuh'un bir şifre var. O şifreyi 30 saniyede kırarak ve iğneyle, yani bir zehiri vücuduna enjekte ederek öldürüyorlar. 5 dakika içinde öldürdüler, bakın. 5 dakika içerisinde öldürdüler. Enteresan. Ama peşindeydi, yani Mossad onun yani 2 yıldır peşindeydi. Çünkü Hamas'ın bütün silahlarını o kişi sağlıyordu. Yani bütün Rusya'dan, İran'dan, Amerika'dan aldığı silahları genelde işte Filistinlere veren oydu. Oydu. O ortadan kalkması gerekiyordu. Ve iyi saklanıyordu, kaçamıyordu. En son işte... Peki bir şey soracağım, biraz tersinden bakalım. Niye Batılı servisler kendi pasaportlarının, kendi vatandaşı da olan isimlerin Mossad adına böyle bir şey yapmasına izin veriyor? Rahatsız olmuyorlar mı? Mesela İngiltere. İngiltere'nin İsrail'le çok problemi oldu. Bu gemi kaçırma hadiselerinde de birçok problemler yaşadı. Diplomatik olarak ikaz, uyarı yapıyorlar ama İsrail bir şey dinlemez ki. Yani İsrail bildiğini için, okuyor diyorsun. İsrail yani. İçin hukuksuzluk yapmak çok normal bir şey. Birleşmiş Milletler'den bu kadar çok yaptırım alıp bir tane aleyhine uygulanmayan ülke var mı? Yaptırım veriyorsunuz, uygulamıyorsunuz. Adam da bildiğini yapıyor. Bir sürü suikast yaptılar. Yani işte İran'da bakın. Tabii bu da biraz da İran'ın ayıbı. Yani hadi bir tane iki tane kendi mühendisini öldürüyor. Kendi ülkende kendi mühendisini koruyamıyoruz. Yani iki tanesi öldürüldü. Üçüncüyü öldürdüler. Adam artık olan şüpheli net bir şey. Artık net tedbir şey, al. Yani kim çalışıyorsa bunları özel bir şekilde koru. İran'ın çok özel yetiştirdiği subayları, insanları var. İstihbaratdan anlamıyorlar. İstihbaratdan anlamıyorsun ama bari... Ama iyi istihbarat servislerinin olduğu söylenir İranlılar. Hatta Salaman'ın... onlar da suikast konusunda uzman. Zamanında Türkiye'de bile adam öldürmüştükleri. Zannetmiyorum. Yani İran'ın öyle bir yerde adam, yani böyle bir bilgi var mı bilmiyorum. Yok ben. Şöyle... İran devriminden sonra, Hümeyni'nin devriminden sonra Şah yanlısı... Kendi vatandaşını öldürüyor. Kendi vatandaşını öldürüyor. Tamam, mesela bir İngiliz'i ya da bir Amerikalı'yı öldürebiliyor mu? Onu bilmiyorum. Sen biliyor musun? Hiç duymadım. Yani olsa mutlaka duyardım. Ama Mossad yapıyor diyorsun. Mossad ya kendileri de söylüyor zaten. Orada mesela adam geliyor diyelim ki Suriye vatandaşı olmuş Mossad ajanı. Bir kimlik almış. Onunla beraber nasıl bir de Şii kimliğine bürünüyor.
İran'ın içine kadar geliyorlar. Zaten var Yahudi. Bakın bir de şu unutulmasın, yani o cinayetlerin tamamına yakında kadınlar da var. Yani Mossad'ın kadın ajanları da var. Onlar faaliyetteler. Yani İran'da şunu anlamak mümkün değil. Öldürülüyor veya tedbir al artık. Koru bunları. Yani özel dışarıya 30 tane, 100 tane koruma koy. Belli ki öldürecekler. Bir de tesislerini havaya uçurdular. Evet, tesislerini havaya uçurdular. Hatta bazıları mesela diyelim ki Lübnan'da orada burada kimlik, gene orada kimlik de çalıyorlar. Mossad kimlik çalıyor. O kimliklerle İran'a giriyor. Yoksa bir İsrailli'nin kolay kolay zaten Tahran'a girmesi mümkün değil. Başka? Şöyle bir şey de var. Musevi nüfus dünyanın her yerinde olduğu için tabii Musevileri böyle topyekün zan altında bırakıcı, biraz antisemitizm kokan bir şey tezileri sürmeye gerek yok. Ama bir biçimde Musevilerin Mossad'a yardımcı olduğu yönünde çok şey söylenir. Sen o konuda ne düşünüyorsun? Tahran'da ya, tabii İran mesela, için konuşursak mesela. Gordon Thomas kitabında şöyle bir şey söylüyor. Gideon'un casusları kitabında mesela 32 bin hücre var der. Yani dünyanın her yerinde, işte Yeni Zelanda'da bile. Orada diyelim ki 1000 tane Yahudi varsa oradan bile işte bir hücreleri var. Bunlar olağanüstü durumlarda hemen operasyonel faaliyetlere geçiyorlar deniyor. Bu biraz abartı olabilir. Ama bir Yahudi için istihbarata hizmet etmek, yani Mossad'a hizmet etmek doğuştan gelen önemli bu bir şey. Bu ile de suikastlı olmaz. Başka şekilde de olabilir. Tabii yani hayır, bir bilgi sağlar. İşte şu adamı şurada gördüm der. Operasyon verir. İşte diyelim ki veya maddi yardım. İşte Fransa devletinin kilit bir yerine çalışan bir Yahudi vardır. Bazı gizli bilgileri verir. İşte veya özel hayatla ilgili şeyler söyleyebilir. Biz de bu şunu da vurgulayalım. İstihbarat bize böyle kötü tukaka ilan edilir falan. Amerika'da mesela CIA ajanı olmak çok önemli bir şeydir. İşte Mossad'a ajan olmak, İngiltere'de ajan olmak, Almanya'da BND'ye girmek, hani bir mühendislik diyelim ki BMW'den çalışmaktan daha zordur. Bizde böyle bu tukaka ilan edilmesi çok kötü bir şeydir. Mahir kaynağın mitçi algısının yani olumsuz. Simitçi der gibi böyle işte kokoreççi der gibi böyle mitçi demek hiç doğru bir şey değil. Ülkenizin istihbaratını koruyor. Tamam, geçmişte yanlış işlere girilmiş olabilir, yanlış operasyonlara yapılmış olabilir, ülkenin aleyhine çalışmış olabilir ama neticede bu ülkenin milli kurumu. Dolayısıyla burada çalışmak da öyle kötü bir şey değildir. Şimdi biz yabancı servisler üzerinde yoğunlaşmayı peki sürdürelim. Çünkü bugünkü programımızın konusu ara ara MIT'e zaten giriyoruz, konuşuyoruz başka bağlamlarda. Şimdi Amerikan Gizli Servisi CIA'de bütçe ayıran, çok bütçe ayıran bir servis. Hı hı. Ben İngiltere'de, Londra'da Frederick Forsyth adlı işte yine gizli servis konusunda uzman olan, hı hı, kurmaca yazıyor, fiction yazıyor ama bir biçimde gizli servislerden bilgi aldığını saklamayan bir yazar. Hı hı. İngilizlerden aldım, Fransızlardan da aldım diyor ama en çok İngilizden aldığı görülüyor, belli. Hı hı. O bütçe konusunda CIA'nin imkanlarının çok geniş olduğunu, işte MI6'in İngiliz servisinin o kadar olmadığını böyle bir biraz şekvacı bir biçimde dile getiriyordu. Biz daha fazla, hı, paramız olsa daha büyük operasyonlar yaparız gibisinden. Sen bir yazı yazdın, İngilizlere lafı o yüzden getiriyorum. Hı. 24 Ocak 2013 Uğur Mumcu'nun ölüm yıl dönümü oluyor, 93. Hı. Den bu tarafa düşünürsek 20 sene 20. ölüm yıl dönümü, DHKPC Brüksel Londra, hı hı, hattı diye bir yazı yazdın ve dedin ki İngiltere Brüksel hattı üzerinden diyelim, az önce söylediğin, hı, tezlerinle belki örtüşüyor diyelim, doğru yanlış, hı hı, bunu tartışmıyorum ama kıta Avrupa'sına nüfuz ediyor, terör örgütlerini DHKPC'nin de aralarında olduğu ve PKK'da bir biçimde kontrol ediyor diyorsun. Bunun üzerine, bu yazıyı yazman üzerine senin İngiliz Büyükelçiliği sana bir teessür mektubu gönderdi. Çok açıktan bir ülkeyi diyelim ki itham etmek gibi bir yaklaşım olmuyor mu bu? Yani doğrudur yanlıştır demiyorum ama burada elde kanıt olmadan, çünkü bu tarz olaylarda sen de ben de biliyoruz ki işte kanıt çok zor. Biraz sıkıntı olmuyor mu? Yani doğru sen olduğunu doğrudan bilirsin ama kanıt, evet, koyamazsın. Burada biraz sıkıntı çekmedin mi? İngilizler sana bu teessür mektubunu yazınca. Onu yazan Birleşik Krallık'ta Küresel İşler Daire Başkanı Peter Spur diye biriydi. Tabii MI6 diyemeyince Küresel İşler Daire Başkanlığı deniyor o işlere. Enteresan. Tabii mesela BND'nin mesela Göte Enstitüsü vardır böyle. Kültür işleri yapar gibi görünür ama Alman vakıflarına getirdin ki Sayın Başbakan da onun mesela Göte Enstitüsü böyle zannedersin ki kitap işleri yapıyor, tam yapıyor. Onu da yapıyor ama esas işi o değil. Esas işi ne başka peki? Başka şey, Alman istihbaratına bilgi sağlıyor, kültür işlerine. Her yere nüfuz edersiniz kültür işlerine girdiğiniz zaman. Her türlü bakanlığa, her türlü kurum ve kuruluş, o kartvizite çok rahat girersiniz. Bu kadar rahat çalışıyorsa Türk servisi hiç kontrol espiyonaj yapmıyor mu peki? Bizim Türk istihbaratımız yani altın için Hakan Fidan'a kadar hiçbir şey yapmıyordu. Yani bu yapıyor diyenler vardır. Hatırlayın, şimdi Öcalan'a yakalandığı zaman İtalya'da kaldığı evi operasyonu havaya uçuracaktık. Amerika'ya danışıldı. Evet, biliyorum. Ne oldu?
İşte Amerika izin alınamadı. Hayır, biz karışmayız. Ne yaparsanız yapın. Aslında yapın dedi biz Amerika. Yapın hani. Ama kadro yoktu, yapılamadı mı diyorsun? Yapılamadı. Yani onu becerecek kadromuz var mıydı bilmiyorum. Yani, 96'da Şam'da yaptılar ama. Yapanları da ben biliyorum, tanıştım. Denendi ama Şam'da, şimdi Şam belki daha kolay ama İtalya'da yapsaydı. Ya İtalya'da. Avrupa'nın göbeğinde diyorsun. Havaya uçursaydın o zaman şey olarak ciddiye alınabilirdi. Ama o zaman belki şimdi müzakereyi yürütemezdin. Belki bir de o yani, açıdan o da var ama şimdi yok. Şimdi yapılıyor yani. Şimdi yani bu Arap Baharı'nda başka yerlerde biliyoruz ki bizim... Ne suikast mı ama, yani karıştırmayalım diyelim yani, şöyle suikast mı yapılıyor yoksa spesifik operasyonlar mı yapılıyor? Ona ne yapılıyor? Önce şu şeyi söyleyeyim, hani Londra'da... Evet, Londra olayını bir anlat sonra devam. Türk solun, Türkiye'deki sol hareketlerin tamamının içinde İngiliz istihbaratı vardır. Hemen hepsi derler ki işte biz kendimiz bir şey yapıyoruz. PKK'nın içinde de, DHKP'nin içinde de İngilizler de vardır, Almanlar da vardır. Bakın Stokes Road diye bir yer vardır kuzey Londra'da, Londra'nın kuzeyinde. Evet. Orada mesela bir halk evi vardı. Eskiden bizim Kıbrıs'ı Türklerin yeriydi orası. Daha sonra oraya bu PKK'nın bazı liderleri gelip gitmeye başladı. Dalston falan kuzeyinde mi bu? Tabii kuzey Londra, Stokes Road diye. Orada bir o halk evi mesela DHKPC'nin kontrolündeydi. Biliyoruz ki İngiltere DHKPC, PKK'yı terör örgütü listesine tutuyor. Niye teslim etmiyordun o zaman o üyelerini? PKK Avrupa'da Londra'nın göbeğinde kendi gözlerimizle evet. Patır patır haraç topluyor. Niye engellemiyorsun? En büyük gelirlerinden bir tanesini oradan elde ediyor. Bunun önüne geçebilirsin. Hadi bunları da geçelim. Şimdi yapmaya başladık diyorlar, öyle iddia ediyorlar. İşte bana gelen mektupta da işte biz 1/3 oranında PKK'nın finansmanı sağlayıp bir günde bitirir İngiltere isterse. Bir günde PKK'nın bütün faaliyetlerini İngiltere dondurur. Ya bir kere banka üzerinden şüpheli olan PKK'ların para hareketlerine bir nokta koysan zaten bu işi bitiririz. Niye yapmıyorsun? Kara paranın takibini çok rahat tabii, yapabilecek yani insanlara sahip. Tabii yani uyuşturucu paraları, eroin nereden zaten... Kaldı ki Baybaşınlar orada kaldılar işte. Abdullah Baybaşın işte, oradaydı. Hadi bunlara da geçikleyeyim. Hani diyelim ki hakikaten hiç karışmıyorlar. Madem öyle, her 50 yılda bir istihbarat teşkilatları ya da devletlerin dışişleri bakanları elindeki bilgileri açıklarlar. Açıkla bilgilerini. Yani Türkiye ile son 100 yıldaki ilişkilerinin resmi kayıtlarını ortaya dök. Ver bunları. Yani biz bir görelim. Yani 60'lı yıllarda, 70'li yıllarda... Senin DHKPC ile diğer terör örgütleri, o dönem DHKPC var diye söylemiyorum. Hangi sol terör örgütleri varsa bunların bütün kayıtlarını açıklayabilelim. Bu teessür mektubundan sonra bu soruları sorduğun bir yazı yazdın mı? Yazdım. Peşinden bir yazı cevap daha yazdım. Cevap geldi mi? Yok, gelmedi. Yani istedikleri kadar inkar etsinler. Bütün yani sağ terör örgütleri de bağları vardır. Yoktur anlamında değil. Onu daha çok Almanlar kullanıyor ama İngilizler nasıl böyle bütün Şii örgütlerin Londra'da birer merkezi olur. Bu sol terör örgütlerinin de mutlaka yani İngilizler sol, Almanlar sağla mı çalışıyor diyorsun? Yo, Almanya'da sol da yani Almanya'da DHKPC'nin de orada işte başbakanın ima ettiği oydu. Yani bunlara açıktan destek veriyorlar dedi. Alman vakıfları. Zaten üzerinden. Avrupa'da destek vermese bir terör örgütünün aranılan bir ismi nasıl gezecek? Nasıl pasaportla ülkeye giriş yapacak? Nasıl o ülkede kredi kartı harcama yapacak? Nasıl orada ikamet alacak? Bu mümkün mü? Dursun Karataş yıllarca Belçika, Fransa bir sürü yani ülkeyi gezerek dolaştı ama Belçika özellikle Almanya kontrolünde. Bakın Fehri Erdal mahkemede yargılanıyor, ceza alıyor. Mahkemeye gelirken bilmem ne işte kaç tane Belçika polisinin gözü önünde elini kolunu sallaya sallaya kaçıyor. Deniyor kaçtı. Yani Belçika'da Avrupa Gladyosu'nun merkezinde nasıl elini kolunu sallayarak kaçıyor? Kaç dedin. Sonra da bir bırak daha sormasın yani. Diye belki Türkiye tabii, öldü dediler. Tabii. Şu anda öldü diye söyleniyor. İşte kaç ölüp dediler. Yani bizim gözüm bizde muhtemelen Brüksel'de değildir o kişi. Yani başka yerlere çoktan değildir, gitmiştir. Artık değildir. Hani yani kimi kandırıyorsun? Yani işte sen bunlara himaye etmesen, gözetlemesen Avrupa'da hangi yani sadece bu değil dünyanın bütün diğer yerlerinde örgütlerin liderleri nasıl iş yapabilir yani? Bir günde engellersin yani. Türk servisinin değişmekte olan konseptini söylemiştin. Hı-hı. Yurt dışında yavaş yavaş operasyon tırnak içinde yapıyor dedin. Hı-hı. Operasyon hep silahlı bir faaliyet gibi algılanır ama aynı zamanda istihbari boyutu da var. Veya işte bir takım Arap Baharı sürecinde diyelim bir takım yerlere nüfuz etme, onları harekete geçirme, belki psikolojik harekat yöntemleri kullanarak veya nüfuz gücünü, kültürel, siyasi ve geçmişten işte Osmanlı mirası ve sonrasında Türkiye'nin işte devraldığı mirası kullanarak bir takım operasyonlar yapmak da bunun içine giriyor mu? Ne yapmış olabilir Türkiye? Türkiye'den önce şunu söyleyeyim. Mesela Amerika'da bu istihbaratın birçok ayağı var. CIA, Pentagon, OCS, bir de mesela NCA, Ulusal Güvenlik Teşkilatı. Üst çatı kuruluşu. Üst çatı. Mesela bu NCA, Ulusal Güvenlik Teşkilatı bütün istihbaratı toplar. Yani Deniz Kuvvetleri'nden, CIA'den, FBI'den her şeyi toplar. Yorumlar. Yani o bilgileri yorumlamak NCA'nın işidir. Bütün cinayet işlenecekse, bir bombalama da yapılacaksa oradan gelir.
Şimdi bizim istihbaratımız... Onu ihale ediyor diyorsun. İhale eder. Yani bu tabii el altından yürür. Bizim istihbaratımız şimdi genelde hep başka istihbaratların daha çok dahil olduğu, yani Mossad'ın, CIA'nin Ankara'da nüfuz ettiği yerler vardı. Bizim MIT'imiz genelde dışarıya karşı pek bir operasyon yapmıyordu. Tabii sadece adam öldürmek, bombalama yapmak gibi dizayn etmekleri. Mesela Dışişleri Bakanlığı'yla Milli İstihbarat Teşkilatı muhtemelen Arap Baharı'nda, Orta Doğu'da, şimdi Avrupa'nın belki ufak tefek bazı yerlerinde, yani Rusya'da çalışmalar yapılıyor. Yani başbakan diyelim ki bir dış geziye gittiği zaman artık sadece dışları ekibiyle gitmiyor. İstihbaratın da birileri gidiyor orada, çalışmalar yapılıyor. O ülkeler izleniyor, raporlar geliyor. Biz burada ne yapabiliriz gibi bilgiler de artık tutuluyor. Yani bunu Avrupa, Amerika iyi yapıyor. Bu da bir operasyondur diyorsun. Tabii. Yani mesela o ülkeler nasıl yatırım yapabilirsiniz? Diyelim ki Mısır'da yatırım yapacaksınız. Mısır'ın yapısını bilmeden, demografisini çıkarmadan, işte hangi grup ne, nerede nasıl etkili, ülkenin bilgisini almadan bir şey yapamazsınız. O tür bilgiler de devlete gelir. Devlet de bunu ilgili diyelim galiba ki iş adamına gelir. Galiba batılı servisler, Amerika belki biraz ayrı tutulabilir ama çok o alana girmiyor. Ya giriyor aslında ama Türkiye'nin imkanlarından yararlanarak girmek isteyebilir. Avrupa servisleri Türkiye'nin Kuzey Afrika'dan başlayarak Afrika'nın içlerine doğru ve Orta Doğu'ya nüfuz etme gücünü ciddi biçimde kıskanıyor. Siyasal ve kültürel gücünden kaynaklanan. Çünkü söylediğim bağlamda, işte az önce Alman vakıfları için de söyledin, çok rahat bir nüfuz alanı hinterland gibi olduğu için sağlıyor. Biraz problem bu galiba. Son çekişmelerin sebebi de o. Şimdi tabii CIA şimdi diyelim ki bütün ekibini Türkiye'ye gönderip CIA'nin ekibi orada yapmıyor. Burada kullandığı taşeronlar ya da burada kendi ekipleri oluyor. Tabii Kuzey Irak'ta zaten var. Kuzey Afrika'da yani Arap Baharı'nın olduğu yerlerde, Cezayir'de, Fas'ta, Mısır'da. Evet. Zaten Mısır'da mesela, Mısır'ı düşünelim. Mısır'da olmaması mümkün mü? Yılda 7 milyar, 6 milyar dolara yakın hibe ediyor, para veriyor oraya. Oraya muhtemelen orada da onun karargahını, işte Dışişleri Bakanlığı, Ateşelik üzerinden oraya yerleşiyor. Oraya yerleşince de işte Amerika'nın biliyoruz ki mesela Mısır ordusuyla yakın ilişkisi var. Mısır ordusuna kadar sirayet eder, bilgi toplar. Amerika'nın belki nüfuz edemediği orada tek yer İran şu an için. İran'dır. O da... Ama unutmayalım mesela El-Kaide operasyonunda Usame Bin Laden'in öldürülmesinde orada görev yapan askerlerin anılarından biliyoruz ki Amerika İran'la beraber çalıştı orada. Çünkü İran'da Şia'nın bir biçimde iyi bakmadığı bir hareket. Tabii yani El-Kaide, ortadan kalksın diye her türlü Vahabi, desteği verir. Selefi. Nasıl ki Amerika öte yandan İran'daki rejim değişsin diye uğraşan bir Suudi Arabistan, Katar, Dubai ortaklığı var. Onlar da mesela Amerika ile beraber çalışıp ya gerekirse şu Şii düzeni yık da nasıl yıkarsan yık diye çalışmaları var. Bu yüzden Suudi Arabistan 150 milyar dolara yakın silah aldı Amerika'dan. Çok da kolay değil o düzeni yıkmak belki ama zaman zaman ama bu tarz spesifik olaylarda beraber de çalışabiliyorlar. Hiç beklenmeyecek şekilde diyorsun. Usame Bin Laden olayında İran'ın desteği olmasa... Zor muydu o iş? Gene yok. Gene bulurdu. Yani gene bulurdu. Muhtemelen öldürürdü İran ama... İran nasıl yardımcı oldu? Afganistan bir biçimde Amerika, nüfuz alanı İran zaten. Bir kere İran'ın Çin, Türkiye Cumhuriyetler, Rusya üzerinde Afganistan o bölgeye üzerinde Afganistan nüfusu var. Ulaşması çok kolay. Taliban'a ya da oradaki diğer gruplara yani Taliban Farsi olmasa nüfus bile var Afganistan'da. Oraya ulaşır. Dolayısıyla onlarla büyük destek. Güzergah açar. Yani Amerika'nın o güzergahına geçişe ya da insan hava araçlarının çok rahat dolaşmasına müsaade eder. Evet. Normalde yani orada İran'ın desteği olmasaydı Usame Bin Laden bu kadar kolay olmayabilir. Öldürürler de bu kadar kolay olmazdı. Anladım Cem. Zamanımız doldu. Konular heyecanlı, güzel konular. Yıllardır ilgileniyoruz ama bir biçimde yine nasıl diyelim sonunu böyle heyecanla beklediğimiz film gibi bu konularla ilgilenmeye, bunları konuşmaya devam ediyoruz. Evet. İlerleyen zamanlarda, aylarda, yıllarda kısmet olursa bir daha yine konuşuruz seninle İnşallah. Bu konuları. Teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığın için. Evet sayın seyirciler, bu hafta istihbaratta TVNET'in çok izlenen programlarından Komplo Teorisi'nin yapımcısı ve sunucusu Yeni Şafak gazetesi yazarı Cem Küçük'ü konuk ettim. Küçük'le Amerikan, İsrail ve Avrupa servislerinin, İngiltere servisi gibi Avrupa servislerinin suikast yöntemlerini masaya yatırdık. Ne tarz yöntemlerle suikast işliyorlar, hangi amaçla bunu yapıyorlar bunu tartıştık. Önümüzdeki hafta yine saat 21'de istihbaratta yeni bir istihbarat programında karşınızda olacağız. Esen kalın.